Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. bilgisayarman etkileşimi trigonometri fasikülünde arkadaşlar 12. sınıf trigonometri konularına başlıyoruz. Hemen geldik sahnemizi çevirdik. Karşımızda toplam fark formülleri var. Güzel insanlar ilk olarak da sinüsün toplam fark formülünün ispatıyla birlikte yapacağız. Lütfen ama lütfen ispatlar çok önemli matematikte. Genellikle pek önem vermeyip direkt formül ezberliyoruz. Ondan sonra da mantığının nereden geldiğini bilmediğin için sıkıntı yaşadığın yerler oluyor. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde bir tane dikdörtgenimiz var. Ve biz bu dikdörtgenin içine iki tane dik üçgen çiziyoruz. Birincisi burası. ikincisi burası güzel insanlar. Ve içerideki dik üçgenin dikkat ederseniz hipotenüsü bir birim. Bu benim için çok önemli. Eğer hipotenüs birse ise karşı taraf her zaman bu açının sinüs değeriydi. Komşusu ise her zaman bu açının kosinüs değeriydi. Bunu böyle biliyorsun. Dikkat ettin mi? Şurada bir Z kuralı var. Z kuralından dolayı senin buradaki A artı B açın ne yaptı? Buraya geldi. Hemen yine hipotenüsün bir birim. O zaman senin karşın ne oldu? Sinüs A artı B. Yani DC uzunluğu sinüs A artı B geldi. Şimdi dikkat. Senin elinde iki tane iç açı var. Bunlardan birincisi 90, ikincisi ise A gösteriyorum burada. İki iç açının toplamı her zaman bir dış açı yapar. E burası 90 ise bu 90 bunu yani ne yaptı eşitledi. Senin demek ki buradaki A değerin buraya geldi. Şimdi dikkat et. Bak eğer hipotenüsün sinüs B ise ben geldim sinüs B demiyorum oraya K diyorum. O zaman bunun komşusu K tane kosinüs a'ydı. Adın gibi bileceksin. K neymiş? Sinüs b. O zaman sinüs b çarpı kosinüs a buraya geldim. Şimdi dikkat et bak senin hipotenüsün yine k olsun. O zaman burada burası bunun neyi? Karşısı. Cevap burası k çarpı sinüs a olacak. Bak ne oldu? Cos b ile sin a'nın çarpımı oldu. Şimdi ispat bitti. Karşı taraf sinüs a artı b. Sinüs a artı b dediğin ifade sin a ile cos b'nin çarpımı hemen yazıyorum buraya. Geldim yazdım. Sonra artıyı koydum. Bir de cos a ile sin b'nin çarpımının toplamı diyeceksin. Peki güzel insan. Burada toplam formülünü buldun. Sırada ne var? Fark var. Farkı bulmak için B gördüğün yere eksi B yazacaksın. E B gördüğün yere eksi B yazarsan bak zaten formül burada var. Sina kos eksi B artı kosa sin eksi B. Kosinüs nasıl bir fonksiyondu? Tabii ki çiftti. İçindeki eksiği ne yapar? Yutar. O zaman burası şöyle olacak. Sina çarpı kos B. Eksiyi yuttu. Sinüs ise tek fonksiyondu. Eksiği dışarıya attı. O zaman burası cos a ne geldi? Sin b oldu. Güzel insan. Bu iki formülü adın gibi bileceksin. Sin a artı b. Sin a cos b. Cos a sin b. Arada artıysa artı. Geldik buraya. Sinüs a eksi b. Bunlar zaten tıpatıp aynı. Sadece arası eksi olduğu için burası da eksi oluyor. Şimdi gelin bunları sorularda gösterelim. Sin 44, cos 16, sin 16, cos 44. Bak dikkat. Şurası A, burası B, burası B, burası A. Ne oldu formül? Sin A çarpı cos B artı sin B çarpı cos A. Hocam siz önce formülde cos A yazmıştınız bu sayfada. Burada ise geldiniz. Önce sin B'yi yazdınız. Bir şey değişmez. Burası her zaman aynıdır. Yani sinüs A artı B çıktı. A kaç? 44. B kaç? 16. Toplarsan burası 60 yapar. Sinüs 60'da kök 3 bölü 2 gelir. Birinci sorumuzun cevabı bu şekilde. Geçtik örnek 2'ye. 87, 42, 42, 87. Dikkat. Buraya A yazdım. Buraya B yazdım. Burası B oldu. Burası A oldu. Ne oldu? Sin A. Sonra çarpı kos B. Eksi sin B çarpı kos A. Ne oldu? Bir sin bir kos. Bir sin bir kos. Açılar yer değişti. Sin A kos B. Sin B cos a O zaman burası neye eşit? Tabii ki sinüsün fark formülü. A'dan B'yi çıkaracaksın. Geldin hemen yazdın. Peki 87'den 42 çıkarsa ne olur burası? 45 kalır. O zaman... Bu da kök 2 bölü 2'ye eşittir. Mantık bu şekilde. Geçtim örnek 3'üme. Şimdi burada 75 dereceyi hesaplamamı istemiş. Ama ben sinüsün 75 değerini hiç bilmiyorum ki bildiklerim 30, 45, 60, 90 ve 180, 270 bunları biliyorum. Ama sinüs 75'teki 75'i benim bildiğim iki tane açının toplamı veya farkı türünde yazabiliyor muyum? Elbette yazıyorum. Örnek verirsek sinüs 75 dediğim ifade aslında 45 ile 30'un toplamıdır. Bunların değerlerini biliyorum. Al sana şurası A, şurası da B güzel insan. O zaman ne olacak? Formül neydi? Sin A çarpı kos B artı sin B çarpı kos A'ydı. Şimdi güzel insan dikkat et. A dediğin yere 45 yazacaksın. B dediğin yere de 30 yazacaksın. Geldin soruyu bitireceksin sonra. Burası ne olacak? Sin 45 çarpı kosinüs 30. Sonra geldim buraya. Burası bu sefer ne olacak? Sin kaç gelecek güzel insan? Tabii ki 30. Burası da kosinüs 45 olacak. Hemen sin 45 kök 2 bölü 2. Kos 30 kök 3 bölü 2. Sin 31 bölü 2, cos 45 kök 2 bölü 2. Bunların paydasını çarparsan 4 olur. Paylarını çarparsan kök 6 olur. Burası kök 2 olur, burası 4 olur. Tek payda da birleştirirsen sonuç kök 6 artı kök 2 bölü 4 gelir. Güzel insan. Geldik örnek 4'ümüze. Burada sinüsün değeri belli. kosinüsün değeri belli. Bunun farkını istemiş. O zaman ne yapacaksın? Önce şu formülü bir açacaksın. Açtıktan sonra bana lazım olanları da yazarız. Hemen geldim. Sinüs A eksi B yerine ifadenin eşiti olan sin A çarpı cos B. Sonra eksiği koyup sin B çarpı cos A'yı yazacaksın. Şimdi senin elinde sin A var. Cos B var. Şura var. Ama sin B ile hemen gösteriyorum. Cos A yok. Onları ne yapacaksın? Tabii ki üçgen çizerek bulacaksın. Şuraya geldin 90'ı yazdım. Buraya geldin A'yı yazdım. Sinüs A karşısı 3, hipotenüsü 5, komşusu da 4. Geldim bu üçgene. Hemen geldim. Sizin için buraya güzel bir şekilde çizdim. Şuraya B açısını yerleştirdim. Kosinüs o zaman burası 12, burası 13, şurası da 5'miş güzel insanlar. Gelin değerleri yerine yazalım. Soruyu bitirelim. Sina 3 bölü 5. Geldik yazdık. Cos B burası da 12 bölü 13. Eksi sin B 5 bölü 13. Geldim yazdım güzel insan. Cos A o da 4 bölü 5. Onu da yazdık. Peki canlarım zaten paydalar 65 oluyor. O yüzden tek payda da yazabilirsin. 3 çarpı 12 36. 5 çarpı 4 20. Sonuç olarak 16 bölü 65 gelecek. Adın gibi bileceksin. Bunlar zaten başlangıç düzeyi sorular. Geldik. Örnek tabii ki 5'imize. Burada ark var. Bizim bir önceki ünitede gördüğümüz kısımdı. Arkı görür görmez buna x de buna da gel y de. O zaman burada yazar bizden sinüs x artı y'yi bulmamızı istemiş. Hocam nasıl bulacağım onu? Formülünü biliyorsun güzel insan. Hemen bir yaz. Ondan sonra istenenleri elde ederiz. Burası sinüs x çarpı kosinüs y arası artıysa hemen gösteriyorum. Burada artı olmak zorunda. Artıyı koydum ve devam edersem bu sefer sin y çarpı kos x gelecek. Hocam onları nereden bulacağız? Bu sefer işler biraz daha meşakkatli. Geldin hemen üçgenini çizdin. Hatırlıyor musun? Bunu içeri atıp bunu dışarı attığın zaman tanjant x ne geliyordu? 3 bölü 4 geliyordu bir önceki derste detaylı anlattım. Tanjant x 3 böl 4 ise bura 3, bura 4, bura 5. Sinüsün değerini de buldun, kosinüs de buldun. Şimdi geldim buraya. Yine bir üçgen çiziyorsun. Artık burayı sen söylüyorsun. Ben de dinliyorum. Kosinüs y dediğin ifade ne? Herkes söylüyor. Eminim 12 bölü 13 diyeceksin. O zaman buraya y yazdın. Şurası 12, şurası 13, şurası da 5 güzel insan. Gel şimdi değerleri yerine yaz soruyu bitir. Sinüs x 3 bölü 5 geldim yazdım. Kosinüs y 12 bölü 13 onu da yazdık. Sonra geldik buraya artıyı koyduk. Dikkat edersen sin y 5 bölü 13 hemen geldim yazdım. Sonra burada dikkat edin kosinüs x o da 4 bölü 5. Sakın ama sakın sadeleştirme yapmayın. Çünkü paydalar zaten aynı. Bu sefer sadeleştirirsen sıkıntı yaşarsın. Ama zaten burada sadeleşen ifade bir şu 5'ler. Gerek yok ona işte. Bura ne oldu? 36 bölü 65. Bura ne oldu? 20 bölü 65. Taraf tarafa topladığın zaman 56 bölü 65 gelir. Bu soruyu da böylelikle halletmiş olduk. Geçtik örnek altımıza. Şimdi bu soru biraz zor duruyor tamam mı? Korkmayın çok basit bir soru. Burada kareler var kareler var ve bunların toplamını istiyor. Önce şuranın bir karesini alalım. Birincinin karesi. Geldim yazdım. Birinci ile ikincinin çarpımının neyi? Tabii ki iki katı. Onu da yazdık. Sonra ikincinin karesi. Şimdi buraya kadar her şey normal. Geldim buranın karesini alıyorsun. Birincinin karesi hemen yazdım. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. O zaman iki tane kosinüs x çarpı sinüs y. Şöyle şurayı bir düzelteyim. Biraz kötü oldu o c. Şöyle tamam. Geldik düzelttik. Son olarak da ne yazacaksın buraya? Sin kare y yazacaksın. Şimdi bunları taraf tarafa ben toplayacağım. Taraf tarafa topladığım zaman ne oluyor güzel insan? Hemen göstereyim. Burada a artı b geldi. Burada ise sin kare x ile kos kare x'in toplamı ne yapar? 1. O zaman geldin şunların eşit olan 1'i buraya yazdım. Dikkat et hemen şuraya gel. Şu ikisinin toplamı ne? Sin kare y ile kos kare y'nin toplamı tabii ki 1. Onu da geldim yazdım. Sonra şurada ikiler ortak. iki parantezini alıp önce birinciyi yazıyorum. Sin x cos y eksi cos x sin y yi yazdım. Tamam ve parantezi kapattım. Şimdi a artı b neymiş? 7 bölü 3'müş. Burası ne? 2 artı 2 tane dikkat et sin kos sin kos şeklinde ilerliyor. Arası eksi ise o zaman burası direkt sinüsün ne formülü? x eksi y formülü. O zaman 2'yi karşıya gönderdin. 7 bölü 3 eksi 2 2 tane sinüs x eksi y geldi. Buradan payda eşitledin 6. 7'den çıkarttın. 1 bölü 3 eşittir 2 tane sinüs x eksi y ise çarpı 2 buraya böl olarak geçer. Aradığın değer 1 bölü 6 gelir. Güzel insan. Mantık bu şekilde eşitini de yazalım. Her şeyi yapıp oradaki eşiti yazmazsak ayıp olur. Bu da bizim bu dersteki son sorumuzdu arkadaşlar. Böyle ilk başta sinüsünkini, sonra kosinüsle tanjantı, en sonunda şekiller içindeki toplam far formülleri olmak üzere 4 ders anlatmayı düşünüyorum canlarım. Ne yapalım? Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz güzel insanlar.